Bugün size bir ahşap atölyesinden sesleniyorum. Ahşap atölyeleri küçük esnafların mobilya uyguladıkları güzel şirin cihazları olan yerler. Buraları gezmenizde, bu da bir üretim eşeğidir. Buna eşek diyorlar ama. Şöyle bir tanesini yan yana koyduğunuz zaman şunun gibi böyle üstünde iş yapacak hale geliyor. Atölye çok çeşitli birimlerden oluşmuyor aslında. Çok ağır bir yapısı yok. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağız. Fakat PVC makinesinden kesim makinelerine, işte hizarından palet zımparasına, işte kesici testerelerine kadar bir sürü cihazı var. Bunların her hafta bakımları yapılır. Çünkü haftalık çalışılır. Atölyelerde farklı bir çalışma nizamı vardır. Bütün çalışan ustalar saat 10'da ve 4'te çay molası verirler. Çünkü bu cihazlar uzun süre çalışmayla dalgınlıktan dolayı kazalara sebep olabilir. El kesme, parmak kesme gibi. Allah korusun böyle şeyler de oluyor. O yüzden atölye güzel bir yerdir. Gezmenizi tavsiye ederim her zaman. Örnek veriyoruz. Bu sobada ahşap veya talaş yakıyor. Buradan çıkan talaşlar var. Yerde görüyorsunuz. Şunlar talaş. Bunları yakıyor bu soba. Işın olmasını. Bol miktarda işkence görüyorsunuz. Bunlar ben çocukken çok kullanırdı. Bu medefenin ve suntanın bu yüzeyine, tam bu yüzeyine masif, gerçek ağaçtan malzeme sıkarlardı o zamanlar çocukken ben. Bunu işkenceyle sıkarlardı tutkallayıp. Çivisiz mobilya üretirlerdi. Cihazı. Tabii yine çeşitli şeylerde kullanılıyor. Mesela bu 120'lik, 100'lük, efendim 50'lik, 70'lik, işte 2 metre boyunda olan işkenceler de mevcut. Benim boyum gözüm geçiyor. Gördüm, onu size göstereyim. Burada bir tane çeyiz sandığı gördüm. Bu sandık annelerimizin eskiden kullandığı model. Cevizden yapılmış, masif. Sandık buraya gelmiş, bakım için gelmiş. Açıyoruz ama bir şey bulamıyoruz. Ama güzel bir şey görüyorsunuz değil mi? Ağacın eskiliğine bakın. Kaç yıldır, ne kadar şey olmuş. Şöyle bakalım. Bu sandıklar çünkü evin bir köşesinde yıllarca bekletilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ham sunta görüyorsunuz. Hiç yüzeyinde bir şey yok. Ham dediğimiz o. Sunta budur. Bunda böyle birkaç parça var. Talaşlık. Atölyede de bazı bölümler var. Ayrıca onları da bir gün elden geçiririz. Böyle atölyedeki cihazlar, bunlar nelerdir, hangi aletler ne iş yapar, çalışır, nasıl üretim yapılır. Bunlarla ilgili ayrıca bir video çekeceğiz. Bunun dışında hani 3.66 boyunda bir tane görmüyorum ama 2.80'e 2.90'lık, 2.10'a 2.80'lik suntalamları görüyorsunuz burada boyutlarından. Hemen hemen almışım. Çoğu kesilmiş olduğu için net ölçüsü yok. Fakat üretim ebatı öyle. Yani yukarıdan aşağı baktığın zaman 290-280 santimlik fark ettiriyor yani. Bu da böyle bir durum. Burada gördüğünüz de bir suntalam hazır plakası. Hemen şöyle bir kendimizi ölçeceğim. Kaba bir ölçeceğim. 2.80 boyunda. Görüyorsunuz böyle. Yüksekliği de böyle ölçelim. Yani gerçek ölçüsünü almış olalım. 2.80 dedik ya. Şöyle tutuyorum, size getiriyorum. Şöyle bakın, 210. Bu ebat 2.80. Sunta lamp ebatı. Kenarı bir silenmiş. Burada da güzel sunta lamp var. Farklı desen. Suntalam malzeme olarak çok güçlü bir malzeme olacak mı? Suntanın üstüne sıkıldığı için bakın üstünde de desen modelleri var. Yani bu suntalamın birçok deseni var. Ağaca benzeyen teknolojik bir ürün bu aslında suntalam. Yani gerçek ağaç değil. Bakın bir tarafına PVC çekilmiş. Şöyle yavaşça dönüyorum şimdi. PVC çekilmiş yerini görüyorsunuz. Bu PVC 0.40 milim dedikleri PVC. Bunun 1 milimi, 2 milimi yani kalınlaşabiliyor daha çok. Boyutlar da var. Mesela iki tarafına çekilmiş. Görüyorsunuz ne kadar detayda şey olmuş, bitmiş yani bu. Her tarafı kaplanmış bir MDF lam. Ya da sunta lam. Mika malzemesidir üstündeki. Bakın burada bir sürü mobilya parçası bu sunta lamdan imal ediliyor yani. Bu da sunta lam. Yani bazen tartışmalar oluyor. Ya MDF lamdan olsun benim mobilyam daha sağlam olurmuş falan. Şimdi MDF'nin özelliği şu. Çok ince ahşapla. Çok ince ahşap tozuyla. Bir şeyde sıkıştırıyor pres bunu. 18 milime getiriyor.
Eskiden ben çocukken, mobil yazılır amcamda, 19 milimdi bunun kalınlığı. Şu kalınlık 19 milim yapılıyordu MEDEFE'nin. Ölçüleri daha farklıydı. Daha ebatları biraz değişikti. Yani daha zor çıkıyordu. Böyle kenarları kırık falan geliyordu. Çeşitli üretim bantlarında. Durum böyle. Vidaları da gördük tekrar. Bir konu daha var. O da şu. Suntalam derken kullanılan ürünle laminat ürünü karıştırılır. Laminat şudur. Gördüğünüz bir kaplamadır. Üstünde desenleri var. Yine ahşap ve çeşitli desenleri olan bir kaplama. Bu böyle buraya gelir. Şeye, MEDEFE'nin üstüne parçasını kırdım şimdi bunu. Yere düştü. Şöyle MEDEFE'nin üstüne sıkılır bu. Sıkıldıktan sonra bundan masa ve şey imal edilir. Yani değişik mobilyalar. Buna da laminat kaplanmış mobilya denir. Yani laminatla suntalam arasında bazen karışıyor işler. O yüzden onu da böyle anlatma ihtiyacı duydum. Burada gördüğünüz laminat. Laminat. Bu da suntalam. Hep birbirine karışır bazen. Gördüğünüz gibi malzemesi şöyle şeydir. Özütlü bir malzeme. Tabii bunların çok içerikleri ve bilimsel açıklamalarıyla uğraşmıyoruz. Biz genel olarak kullanacağımız açıda konulara giriyoruz, açılımlar yapıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Yani bilimsel böyle şu işte şu kadar malzemeden bu kadar bundan yapılmıştır. Ya da sunta işte bir odanın içine böyle bütün yonga, ahşap yongalarını dolduruyorlar. Sıkıştırıyorlar. 18 milime getirip tutkal buharıyla falan donduruyorlar. Şimdi bunları anlatmıyorum ben. Bunlara gerek yok. Yonga levhalarda, MEDEFE'lerde böyle bir üretim bandı var zaten de. Biz bunun kullanıcısıyız. Yani biz bundan mobilya üretiyoruz, mobilya yaptırıyoruz, ürünler yapıyoruz. O yüzden bizim anlattığımız kısımları bu bölümleri ilgilendiriyor. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.